Fırtınadan sonraki sessizlik, yağmurdan sonraki gökkuşağı, yaşam mucizesinin hüküm sürdüğü güzel ve güneşli bir ülke. Hayalini kurduğumuz başka bir dünya mümkün. Kelebek etkisi, karşı koyamayacaksınız. Biyolojik çeşitliliğimizi ve bununla ilişkili sistemleri adeta bir domino etkisiyle tehlike altına sokan istilacı türler ve biyolojik kirlenme dosyasının ikinci bölümünde Profesör Doktor Ahmet Karataş'ı konuk etmeye devam ediyoruz. Kendisi telefon attığımızda hazır bekliyor. Hoş geldiniz Sayın Karataş kelebek etkisine. Hoş bulduk Feride Hanım. Dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta istilacı türler ve biyolojik kirlenme konusunda ülkemizde risk altında olan bölgelere ve yaşanan sorunlara değinmiştik en son. Bu konudan yapılması gerekenlere geçelim dilerseniz. İstilacı organizmalarla mücadele sürecinin özellikle hazırlıksız ve kırılgan ekonomilere sahip ülkeler için geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini tehdit eden çok önemli bir konu olacağını kanıtlayan pek çok araştırma söz konusu. Bu sorunla ilgili yeterli önlem alınmış durumda mı sizce ülkemizde? Henüz çok ciddiye alındığını zannetmiyorum. Özellikle Tarım Bakanlığımız ve Orman Su İşleri Bakanlığımızın yetkili birimlerinin bu konuda acil bir veri tabanı hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle envanter gerekli. Hangi türler var, ne gibi tehditler içindeler, nerelerde dağılım gösteriyorlar? Bunların çok sağlıklı bir şekilde bir altyapısının oluşturulması gerekiyor. Yine istilacı türlerin hangi yolla geldiğine bakıp ona göre bir tedbir alınabilir. Söz gelimi gemilerin balast suları. Bir araştırmada Japonya'dan ABD'ye yük taşıyan bir geminin balast suyunda 367 farklı tür canlıya rastlanmış durumda. Ülkemize gelenlerin pek çoğu da bu şekilde ulaşabiliyor. Kereste, çiçek veya parklarda, bahçelerde kullanılan bitkilerin dış kökenli olarak gelişlerinde de yeterli önlemler alındığını zannetmiyorum. Söz gelimi Kongo'dan Kocaeli'ne gelen bir ağacın üzerinde yabancı bitkiyle beraber yabancı böcek türleri de geliyor ve daha sonra bunlar çoğalarak ortama yayılabiliyorlar. 10 yıl kadar önce şöyle bir olaya şahit oldum. Yeni Zelanda'ya Niğde'den halı gitmiş. Bunların içinde rastlanan bir akrep için ülke ciddi ölçüde bir karantina durumuna geçerek bizi aradılar. Hangi türdür, nedir? Yani çok çok hassas davranan ülkelere bir örnek olarak bunu verdim. Bizde ise pek çoğu ilaçlanmadan, belli bir karantinadan geçmeden ne yazık ki ortama bırakılabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinin resmi internet sayfasında o eyaletteki yerel bitki ve hayvan türlerinin bir listesi yer alıyor ve özellikle bu konuyla ilgili uyarıda bulunulduğu dikkat çekiyor. Peyzajlarda mutlaka yerel ürünlerin, yerel türlerin tercih edilmesi hususunda. Oysa ülkemizde de muazzam bir iklim ve bitki çeşitliliğine rağmen ne yazık ki sizin de belirttiğiniz gibi bu tip dış alımların gerçekleştirildiğine tanık oluyoruz. Gerekliliği tartışmaya açık bir ithalat kaleminin orta ve uzun vadede bu tip bir felakete davetiye çıkarabilecek olmasından haberdar olunmamasını nasıl değerlendirmek gerekir? Evet, ne yazık ki pek çok alanda olduğu gibi bu konuda da bir bilinçsizlik söz konusu olduğunu, yaygın olarak söz konusu olduğunu zannediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi ülkemizde bitki ve hayvan çeşitliliği oldukça zengin. Avrupa'nın tamamıyla boy ölçüşecek düzeyde. Parklarımızda, bahçelerimizde süsleme maksadıyla kullanılan ağaçlar başta olmak üzere bunların büyük bir kısmı, hatta tamamı ülkemizin kendi doğal kaynaklarından elde edilebilir. Hem milli gelirimizin dışa gitmemesini sağlarız, hem de bu yabancı türlerde büyük ölçüde kurtulmuş oluruz. Söz gelimi palmiye ülkemizin doğal bitkisi değil. Akasyaların büyük bir kısmı ülkemizin doğal bitkisidir. Bazısı Güney Afrika, bazısı Avustralya kökenli. Daha nice bitkileri saymak mümkün. Kokar ağaçlar, katalfalar, okaliptüs yine aynı şekilde söyleyebilirim. Farklı amaçlarla gelmişse de artık bunun yerli bitkilerle yer değiştirmesi gerekiyor. Yani illaki egzotik, çok gösterişli bitkilere gerek yok. Bizde de çok gösterişli, çok güzel bitki türleri
problemimiz var bahsettiğiniz gibi. İstilacı türlerle mücadele sorununun çözümünde daha fazla uluslararası işbirliğine ve uzmanlık paylaşımının gerekliliğine vurgu yapılıyor. Hem çözüm hem de önlem adına neler yapılmalıdır, kimlere ne tür görev ve sorumluluklar düşmektedir sizce bizim ülkemizde? Yani bu hem uluslararası işbirliğine kapı açacak çalışmaları gerçekleştirmek hem de sadece ülkemiz adına alınabilecek önlemler adına. Öncelikle bizim mesleki bir sıkıntımızı da burada dile getirmek istiyorum. Biyologlar pek çok yerde iş sıkıntısı dahi çekerken gümrüklerimizde ve gerekli yerlerde ya biyolog hiç yok ya da çok az bulunduğunu görüyoruz. Böyle olduğu zaman yurt dışından gelen bir bitkinin üzerindeki böcek veya diğer canlılara hangisi yabancı, hangisi değil bunları ayırt etmek oldukça güç oluyor memurlar tarafından. Öncelikle gümrüklerimizde ve diğer sınır yerlerimizde biyologları istihdam etmek gerektiği kanaatindeyim. Bu aşamadan sonra acil olarak eğer bir yabancı türe rastlanıyorsa veya kaçak yollarla girmeye çalışırken kaçaktan kastım fark edilmeden bir canlının veya bir bitkinin üzerinde bir başka canlının oluşu anlamında söylüyorum. Hemen yetkili makamlara bildirerek gerekli tedbirler alınması, geldiği yerlere gönderilmesi gerekmektedir. Ama her şeyden önce milli bir yabancı istilacı tür veri tabanımızın acil olarak kurulması gerekmekte. Ülkemizde pek çok bölümde, üniversitelerin bölümlerinde bu türlerle ilgili çalışmalar yapılmakta. Ancak arada bir konunun ehli olmayan kişiler tarafından da yapıldığını görmekteyiz. Bu durumda yanlış adlandırmalar yanlış sonuçlara sebep oluyor. Bir örnek verecek olursak Japonya, Çin tarafından gelme bir böcek türümüz var. Rickania simulans adıyla daha çok geçiyor. Oysa bu böceğin gerçek ismi Rickania japonica'dır. Ne fark eder diyebilirsiniz. Bunlar çok yakın türler olmakla beraber bazıları zararlı etkiye sahipken bazılarının hiçbir etkisi veya zararı olmamaktadır. Ülkemizde doğal olarak bulunan Rickania ayla diye bir başka tür var. Bir bayan hocamızın ismini vermişler vaktiyle 40 yıl kadar önce. Bu tür de doğal olarak yayılıyor ve herhangi böyle ciddi manada bir zararı şu ana kadar tespit edilmiş değil. Onun için öncelikle hangi tür bize geldi, o türün adı nedir? Bunu iyi incelemek gerekiyor. Bazı zamanlarda yine sivrisineklerden örnek verebilirim. Sıtmayı yapan anofel sivrisineği eskiden tek bir tür sanılırken şu anda 9-10 kadar tür ve bunların bazısının hiç sıtmayla alakası yok. Veya pamuk zararlısı bazı böcekler, onlara çok benzeyenler var. Siz o zararsız olana dünya kadar ilaç atıyorsunuz, bir sürü masraf edebiliyorsunuz. Hem ortam kirleniyor o kimyasallarla, hem milli servete yazık oluyor. Oysa gerçekte hangi tür olduğunu bilseydik belki de hiç ilaca başvuruda bulunmayacaktık. Peki bu sorunun çözümüyle ilgili uluslararası işbirliği ve uzmanlık paylaşımına taraf mı bizim ülkemiz? Canlıların korunmasında olduğu gibi kırmızı listelerde onlarda taraflılığı var. Ancak bu konuyla ilgili olarak, yabancı türlerle ilgili olarak uluslararası bir sözleşme, anlaşma bilmiyorum. Belki bazı ülkeler arasında sınırlı sayıda olabilir. Dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliği tehdit eden, oldukça ağır ekonomik ve sosyal sonuçlar doğuran bir çevresel felaket olan istilacı türler ve biyolojik kirlenme konusunu Profesör Doktor Ahmet Karataş'la 2 haftalık bir dosya şeklinde değerlendirmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karataş, farkındalık yaratan bu çok önemli açıklamalarınız için. Ben teşekkür ederim Feride Hanım. Umarım bu programlardan sonra yetkili kurumlarımız sesimizi duymuş olur. Konuya daha yakın bir ilgi göstererek bir an önce tedbirlerin alınması da sağlanmış olur. Ortak temennimiz bu doğrultuda. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum. Umut üreten program. Kelebek etkisi devam ediyor.